Merhaba arkadaşlar. KTM RC 390 için benden bir kombi istemişti arkadaş. Emirhan diye bir arkadaş. Bu kombi içinde iki tane kask sunabilirim. O da KTM'in renklerine uygun şekilde olduğunu düşünüyorum. Shoei GT'nin bu Sawyer'dı galiba. Sawyer'dı. Bir de LS2'nin daha uygun bütçeli olarak sunacağımız Stream Evo LS2'si var. LS2 Stream Evo var. Bunların iki tanesini sunabilirim. Hani bütçenize uygun olanı siz kendiniz seçersiniz arkadaşlar. Sawyer modelini zaten biliyorsunuzdur. Fiber kompozit bir yapısı var. Polikarbon bir yapısı var. Seçim tamamen sizin. Özelliklerini ben hani açıklama kısmında zaten linklerini veriyorum. Özelliklerini okuyabilirsiniz. Geniş bakış açısı var. Hani ikisinin de bunun çıkabilen pedleri var. Kaza sonrasında başınızla beraber çekip çıkartabiliyorsunuz. Güvenlik açısından daha iyidir. Mikrometrik bir bağlantısı var. Bunun da mikrometrik bir bağlantısı var. Çene pedleri, burun pedi, çene pedi ve iç pedleri iyidir ve rahatlıkla çıkabilir, elinden takılabilir. Pin yok takılabilir buna. Ön havalandırma kanalları, işte üst havalandırma kanalları olsun, arka havalandırma kanalı olsun. Hepsi gerçekten güzeldir. Hani dayanıklılık konusunda tabii ki Shoei GT-Air'i öneririm. Bu 1550 gramlısı kask. Bu ise 1465 gram, 1500 gramlık bir kask. Tabii ki hani bunun havalandırma kanalları çok daha iyi. O yüzden GT-Air adını almış. Çene pedi çok daha iyi, boyuna çok daha iyi oturan bir yapısı var. Ve hani bu kasklardan istediğinizi seçebilirsiniz. Bütçe tamamen sizin bütçenize uygun bir şeyler çıkartmaya çalıştım. İki örnek vermeye çalıştım. Bu Rika'nın bir montu, Rika'nın montlarını daha önceden zaten tanıtmıştım ben. İçinde bir astar var, yaz ve kış kullanımı için uygun. 4 mevsim bile bir bumerang modelidir. Hani hem kol ayarlamaları olması, İşte bileğinde hem cırcırt hem fermuarı olması, iç astarlarının çıkabiliyor olması, aynı zamanda nefes alabilir bir mont ve kışa da uygun olması 4 mevsimlik montlar içinde bunu gerçekten iyi bir sıralamaya sokuyor. Arkasında da bir korumayla beraber geliyor, sırt korumayla beraber geliyor. Bu monttan sonra tanıtacağım mont Revit'in Shield modeli. O montu da önerebilirim. Bu mont da alınabilir. Tabii ki bunların koruma yerlerinde yani dirsek ve omuz korumaları gerçekten iyi. Revit Shield modelinde ise yine Revit Shield modelini çıkarttım arkadaşlar. Revit Shield modelinde ise işte körük mekanizmaları var. Yine kol ayarlamaları var. Bileğinde cırt cırt ve çift tarafa açılabilir fermuar mekanizması var. İç astarı çıkartılabiliyor ve hava alabilir bir yapıya sahip. Tamamen sizin bütçenize bırakıyorum. Bu da alınabilir. Biraz daha uygun fiyatlı zika alınabilir. Bunların ikisi de kullanılabilir. Bunun hani körük mekanizmaları var. Bunu biraz daha iyi bir mont haline getiriyor. Aynı zamanda hani dış kumaşı da gerçekten iyidir. Dış kumaşı da gerçekten iyidir. Kazalara karşı da sizi gerçekten iyi koruyacaktır. Uygun fiyatlı eldivenler çıkartmaya çalıştım. Onlardan bir tanesi Five Stunt Evo Replica diye geçen bir eldiven. Bu eldivenleri daha önceden tanıtmıştım. Bu yazlık bir eldiven. Hani kışlık mont tanıtıyorsun, bir de yazlık eldiven tanıtıyorsun. Kışlık örnekleri de açıklama linkine ekleyeceğim. Bunu hani yazlık eldiven almak isteyen arkadaşlara öneriyorum. Kışlık olarak yine Revit'in eldivenlerinden bir tanesini alabilirsiniz. Revit'in Cheyenne Pro'sunu alabilirsiniz. Çok daha yüksek bütçelidir. İşte Fireball olsun yine kışlık eldivenlerinden bir tanesini alabilirsiniz. Linklerini zaten ben paylaşacağım. Şimdi bunları tanıtayım. Gerçekten iyi yumruk korumaları var. Özellikle hani şu eklem yerlerinin hava alabilir olması, eklem yerlerindeki geçirgenliği sağlamak için hemen diplerine hava delikleri koymuşlar. Aynı zamanda tabii ki şu ne denir, yazlık bir eldiven olduğu için üstünde de hani birçok yerinde de delik var. Aynı zamanda bileğinde sert bir koruma var. Bu da gerçekten iyi eldivenlerden bir tanesi. Yani benim bütçem biraz daha az diyorsanız yine Vexo'nun Chicago'sunu alabilirsiniz. Bunlar da gerçekten iyi eldivenlerdir. En azından giyildiğinde gaz hassasiyeti istediğinizde hani hem delikli yapısı hem deri bir yapısının olması, hani mesela bunun önünde sadece mesela kumaş
burasında bir kumaş bir yapı var. Bilekleri, bilek kısımlarında kısmen deri kullanılmış, kumaş kullanılmış. Yine parmak uçlarında deri kullanılmış. Tamamen sizin kararınız yani. Ben size sadece örnekleri sunuyorum. Vexo'nun bu eldiveni de, Chicago eldiveni de alınabilir. Neden bunları öneriyorum? Bunlar da yazlık, deri yapılmış. Birçok deliği var. Gaz hassasiyeti içinde hem körük mekanizması eklemişler hem de yumruklarının burada bir boşluk yapmışlar ki elinizi sıktığınızda rahatlıkla fren ve gaz hassasiyeti sağlayabilin diye. Bunlarla beraber Armoden'in, Proel'in veya herhangi bir şeyin bir pantolonunu önerebilirim. Ama hani biraz daha şık dursun, gösterişli olsun, aynı zamanda korusun istiyorsanız Tech 90'ın Kevlar destekli Pilot kotunu alabilirsiniz. Siyah kottur. Eğer hani Nemrut, Ilgaz veya işte Madra gibi modellerini alırsanız onlar da hani taba renkli veya mavi renkli veya Hevik bir tane pantolon alabilirsiniz. Onun da Kevlar koruması vardır. Dizlerinde ve kalçalarında koruma vardır. Onlar da alabilirsiniz. Uygun fiyatlı Rockwell spor botlarından alabilirsiniz bunun üstüne. Onları da linklerde açıklama köşesinde yazıyorum. Onların da hani linklerinden giderek mağazadan sipariş verebilirsiniz. Motosiklet aksesuarları.com bildiğiniz gibi bizim sayfamız, sitemiz. Oradan da alışveriş yapabilirsiniz. Biz hani birebir almak istiyorsanız bunları Total Benzincisi'nin, Bostancı'nın, Bostancı'da Total Benzincisi'nin hemen karşısındayız. Bize uğrayabilirsiniz. Burada arkadaşlarımız yardım edecektir. Cüneyt arkadaşımız var, işte Emre arkadaşımız var. Onlar size yardımcı olacaktır. Bundan sonra da scooter kombinini paylaşacağım arkadaşlar. O diğer videoda. Umarım yararlı olmuştur. Emirhan, iyi sürüşler.